29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü faciası ile ilgili soruşturmayla devam edelim efendim. 8 şüpheli tutuklanmıştı. İfadelerindeki çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Dosyayı 3 savcı mercek altına aldı. En önemli delil ise dehşeti an be an kaydeden güvenlik kamerası kayıtları. Eline raporları aldı, dikkatlice okudu, görevlilere sorular sordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, 29 kişiye mezar olan gece kulübünde saatlerce ihmal araştırması yaptı. Gece kulübündeki facia ile ilgili zanlıların savcıya verdiği ifadeler ortaya çıktı. Ölen demir işçilerinin patronu Kahraman Erdem çarpıcı bir itirafta bulundu. İlk toplantıda Ramazan ayı bitmeden tadilatın bitmesi gerektiği, aksi halde bayramda mekanı açamayacaklarını ve bunun büyük bir maddi kayba yol açacağını söylediler. Biz de kısıtlı olsa da kabul ettik. Hazırlanan bilirkişi raporunda da ihmaller bir bir sıralandı. Raporda yanıcı maddelerin iş yerinde depo edildiği, çıkış kapılarının da kapalı olduğu ifade edildi. İşlemi yaparken malları çıkışa doğru yığmışlar. Kapalı mekanlarda kaynak yapabilmenin bazı standartları var. Bu standartlara uyulmamış. Soruşturmayı 3 savcı yürütüyor. Her türlü ihtimal değerlendiriliyor. İhmali olan başkaları da var mı araştırılıyor. Savcıların elindeki en önemli delil ise gece kulübünün güvenlik kameraları. Çünkü o kameralar yangın öncesini, yangın anını ve sonrasında yaşanan her şeyi saniye saniye kaydetti. Şu anda da soruşturma savcıları o görüntüleri kare kare inceliyor. Görüntü, saha incelemeleri ve itfaiye ön raporunun da tamamlanmasının ardından facianın karanlık noktaları aydınlanmış olacak.